Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Mauri Cardi'nin performansıyla başlayalım o zaman. Milli takım arasında <laughs> şimdi Galatasaray konusu açılmışken Mauri Cardi'nin son dönemdeki performansı biraz daha belki de eleştirisi, eleştiri konusu noktasına geldi. Evren Gözsen'in de başlayalım. Tamam. Mauri Cardi'nin performansını sen bu sezon başlangıcı itibariyle bu 8 maçlık periyota nasıl değerlendirirsin? Yani şöyle bir sakatlık geçirdi tabii Adela sakatlığı. Bugüne kadar çok fazla yaşamadığı bir sakatlıktı Galatasaray'da. Çünkü daha önce e, bir bilek sakatlığı yaşamıştı Beşiktaş maçında geçen sezon. O ciddi anlamda etki etmişti. Hatta antrenmanlarda çok fazla Icardi'nin takımla e, daha az süre geçirdiği bir dönem var. Ona rağmen maçlara çıkıp elinden geleni yapmaya çalışan bir Icardi profili vardı geçen sezon. Ama bu sezon biraz daha farklı. Hem artık yaş geçiyor, atletizm kapasitesi çok önemli. Takımın oynadığı oyun dönem dönem değişebiliyor. Icardi'nin adapte olması gerekiyor bu oyuna. Ve tabii ki asıl unsur Osimen'in gelişi. Şimdi geçen sezon arkasında Vinicius vardı Icardi'nin. Ve Barış oynuyordu en fazla. Şimdi Osimen var, Icardi var, Batshuayi var ve Barış var. O bölgede daha farklı isimlerden oluştuğu için İlla ki orada bir forma rekabeti olacaktır. Olmalıdır da. Çünkü Galatasaray şöyle olmaması lazım. Icardi'nin geçen sezon ve ondan önceki sezon gibi her ne şart olursa olsun 90 dakika sahada kalmak mecburiyetinde olduğu bir takım olmaması lazım. Bu hem topsuz oyunda Galatasaray'a zarar verir hem de takım içerisindeki dengeler açısından zarar verebilir. Bunu bir kenara koyalım. Çünkü Icardi de çok özel bir oyuncu olmasına karşın belli bir sınırları olması gereken bir oyuncu profili olmalı. O sınırdan kastım geçen sezon ve önceki sezon hatırlayalım 90 dakikanın tamamında sahada oluyordu. Bu açıkçası 70'ten sonra Galatasarayın oyununda değişkenlikler oluşmasına sebep oluyordu. Bu sene formül biraz daha farklı. Osimen'in gelişi Galatasaray'ın elini çok güçlendirdiği gibi tatlı tırnak içinde tatlı bir sorun da oluşturmaya başladı. Bu nedir? Osimen'le Kardı beraber oynayacak mı? Bu sorunun cevabını Kasımpaşa maçında biz 45 dakika deneyimledik. Daha sonra Osimhen'in sakatlığı, ikinci yarının Galatasaray için çok farklı geçmesi 3-0'dan 3-3. Sonra Osimhen sakatlığından sonra çok fazla ikardia göremedik beraber. Bence asıl lig ve asıl sezon Galatasaray için milli yarıdan sonra başlıyor. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'dan Paulo Dybala atağı Galatasaray, Roma ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Paulo Dybala'yı gözüne kestirdi. Galatasaray, yaz transfer sezonunu hareketli geçirdi. Sarı Kırmızılı ekip takıma Norwich'ten Gabriel Sara, Kopenhag'dan Elias Jelert, Freiburg'dan Roland Sallay, Monaco'dan İsmail Jacobs, Fenerbahçe'den Michy Batshuayi ve son olarak Napoli'den Victor Osimhen'i transfer etti. Galatasaray'dan transferde sürpriz bir atak geldi. Sport medya Set'te yer alan habere göre Sarı Kırmızılı ekip Roma ile sözleşmesi 2025'te bitecek Paulo Dybala ile ilgileniyor. Haberin detayında Galatasaray kurmayları Yıldız oyuncu için Roma ile önümüzdeki günlerde görüşmelere başlayacak. 30 yaşındaki oyuncu bu sezon Roma ile 7 maçta bir kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Okan Buruk Fatih Terim'i solladı. Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray milli araya lider girmişti. Ancak teknik direktör Okan Buruk elde ettiği bu sonuçlara rağmen sarı kırmızılı camiadan sert eleştiriler almaya devam ediyor. Hatta Buruk yönetim içinde bile tartışma konusu olmuş durumda. Okan Buruk'un 2,5 yılda elde ettiği müthiş başarı rakamlara da yansımış durumda. 50 yaşındaki hoca gösterdiği harika performansla sarı kırmızılı takımın en başarılı dönemini bile sollamayı başardı. Şu ana kadar Galatasaray'da 108 resmi maça çıkan Buruk tam 81 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu süreçte %75 galibiyet yüzdesi ve 2.36 puan ortalaması da yakaladı. Sarı kırmızılıların tarihteki en başarılı ismi olan Fatih Terim ise ilk 108 maçında 73 kez kazanırken %67 galibiyet yüzdesi ve 2.24 puan ortalamasında kalmıştı. Buruğ'un Galatasaray'ı 108 maçta 107 gol yerken Terim'in Galatasaray'ı aynı süreçte kalesinde 125 gol görmüştü. Muslera tarih yazacak. Galatasaray'ın şampiyonluklarında büyük pay sahibi olan Fernando Muslera adını bir başka istatistikle daha Türk futbol tarihine yazdırmaya hazırlanıyor. Yıllardır Cimbom'da forma giyen kaptan Muslera 18 Süper Lig maçında daha görev alırsa Kulüp tarihinin ligde en fazla forma giyen oyuncusu olacak. Şu anki rekor efsane kaptan Bülent Korkmaz'da bulunuyor. Bu sezon 11 maçta oynayan 38 yaşındaki Uruguaylı kaleci 15 gol yerken 3 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. Tecrübeli kalecinin Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Galatasaray'dan futbolculara dev bütçe Galatasaray'da yapılan divan kurulu toplantısında kulübün ekonomik durumu ile birlikte farklı konular konuşuldu. Toplantıda açıklamalar yapan Başkan Dursun Özbek, son iki sezonda şampiyonluğa ulaştıklarına dikkat çekerek sezon sonu için şampiyonluk sözü verdi. Divan kurulu toplantısında sarı kırmızılı oyunculara ödenecek para belli oldu. Galatasaray Denetim Kurulu üyesi Ömer Çirkin, şarta bağlı yükümlülükler, futbolculara bundan sonraki sezonlarda ödenecek paraların toplamı 31 Mayıs 2024 itibarıyla 6.8 milyar lira yani 198 milyon dolar sabit ücretlerdir. Vergi öncesi ve sabit ücretleri içeren rakamlardır dedi. UEFA'dan Galatasaray'a zemin uyarısı. Futbolcular milli arada tatile giderken Galatasaray'ın evi Rams Park'ta da çalışmalar hızlandı. Özellikle son dönemde zemindeki sorunlar dikkat çekerken, stat yetkilileri çimi bakıma aldı. Ayrıca, UEFA'dan gelen saha kenarlarının yokuş olduğu uyarısı sonrasında düzenlemelerin yapıldığı öğrenildi. Aranın ardından ilk maçında, 19 Ekim'de Antalya Spor ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında üst üste Elfsborg, Beşiktaş, Tottenham ve Samsun Spor ile 4 maçını kendi evinde oynayacak. Durumu yakından takip eden teknik direktör Okan Buruk'un da zeminin düzeltilmesini ve zorlu periyoda hazır hale getirilmesini istediği öğrenildi. Fernando Muslera, Uruguay'da kulüp satın aldı. Üçüncü ligde mücadele eden Sportivo Italia'nın patronu olan 38 yaşındaki Fernando Muslera, eğer sarı-kırmızılı kulüple devam etmezse ülkesine dönüp yeni kulübü için mesai harcayacak. Galatasaray'da 13 sezonu geçiren Fernando Muslera, Kasımpaşa maçı sonrasında sosyal medya hesabından az kaldı mesajı ile bir paylaşım yaparak herkesin kafasında soru işareti oluşturmuştu. Ayrılacak mı sorusu akıllara gelirken bu gizemli paylaşımın sebebi ortaya çıktı. Sarı kırmızılı takımın kaptanı, tecrübeli eldiven milli arada hem çocuklarına kavuşmak hem de satın aldığı kulüp için mesai harcamak adına Muslera ülkesine gitti. Sportivo Bella İtalya takımı Uruguay 3. liginde 15 puanla 3. sırada yer alırken Fernando Muslera'nın durumu belirsizliğini koruyor. Artık kulüp satın alan ve futbolda şimdiden yöneticilik koltuğuna geçiş yapan başarılı kaleci patron olsa da Galatasaray'dan ayrılıyorum gideceğim modunda değil. Ancak kontratının son senesine giren tecrübeli eldiven için her şey sergileyeceği performansa bağlı.